Bu derste sıvıları ölçmeyi göreceğiz. İlk önce şunu bir düşünelim. Sıvıları ne ile ölçüyoruz? Hatırlarsanız uzunlukları metre ile ya da alanımızı metre kare ile ya da ağırlıkları kilogramla, gramla ölçerken sıvıları da ölçerken kullandığımız birimler var. Tabii kullandığımız aletler de değişiyor onlara nazaran. Mesela buradaki sıvının, bardağın içindeki sıvının ne kadar miktarda olduğunu ölçmek için daha farklı yöntemler kullanıyoruz. Ya bu bazen bardakların üzerinde de duruyor. Şöyle sayılar görmüşsünüzdür büyük ihtimal. Özellikle sürahilerde çok oluyor böyle şeyler. Ama bunun için hazırlanmış şeyler de var. Onların içinde de olabiliyor. Şimdi ilk önce sıvı nedir ona bir bakalım. Sıvı, su, süt, meyve suyu, sıvı yağ gibi akışkan maddelere biz sıvı diyoruz. Sıvı maddenin ana hallerinden biridir. Hatırlarsanız maddenin halleri vardı. 3 tane katı, sıvı ve gaz. Hatta bazı maddeler katıdan sıvıya geçebiliyor, sıvıdan gaza geçebiliyor ya da gazdan sıvıya dönüşebiliyorlardı. Bunlara biz maddenin halleri diyorduk. Sıvı ise bu maddenin hallerinden bir tanesi. Yani bir madde eğer akışkansa ve bulunduğu bir kapı şeklini alıyorsa, yani bir şekli yoksa buna biz sıvı diyebiliriz. Tabii her madde olmuyor olabilir. Hem yani bazı madde hem akışkan hem de bulunduğu bulunduğu kabın şeklini de alabilir. Ama sıvı olmaya da bilir. Neyse onunla o kadar çok kafamızı karıştırmayalım ama biz sıvıyı litre denilen ölçü birimiyle ifade ediyoruz. Sıvıları ölçmede kullanılan litreyi kullanıyoruz. Tabi litre aslında daha kolay halk dilinde daha çok yaygın olduğu için bunu kullanıyoruz. Aslında biz hacmi kullanıyoruz. Bakın burada dediği gibi desimetre küp hacminde ölçü birimine diyoruz. Buradaki açıklama. Desimetre küp nedir diye sorarsanız hatırlarsanız biz uzunluk ölçmede metre, milimetre, santimetre, desimetre, dekametre bunları görmüştük. Desimetre dm'ydi. Küp ise bunun üstünde 3 olan hali. Yani bu ne demek? Şöyle bir şey düşünün. Bir tane kutumuz olsun. Bu kutunun hacmini bulmamız için biz ilk önce alttaki bir kenarını ve diğer bir kenarını çarparız ve ardından da yüksekliği çarparız. Buralar desimetre cinsinden düşünün. Yüksekliğimiz de desimetre. 3 tane desimetreyi aslında çarpıyoruz. Üstü sayıları geçince zaten desimetre küpün ne anlama geldiğini öğreneceksiniz. Bu 3 tane desimetrenin birbiriyle çarpımı anlamıdır. Biz bir desimetre küp ya da metre küp gibi şey ifadeler yerine neyi kullanacağız? Litreyi kullanacağız. Litreyi kısaca da büyük L sembolü ile de gösteriyoruz. Su, süt, sıvı yağ gibi sıvıları bardak, sürahi, şişe ve benzeri kaplarla ölçeriz. Bunun için işte sıvıları ölçerken özel hazırlanmış kaplarımız var. Bu kapların üzerinde işte 1 litre ya da işte 750 mililitre gibi ifadeler var. Sıvı o çizgiye kadar geldiğinde biz anlıyoruz ki ha bu sıvı 1 litre olmuş diye anlayabiliyoruz. Bu şekilde ölçüyoruz daha doğrusu. Evet, bahsettiğim kaplar bakın burada var. Sürahilerde özellikle çok var. Şuradaki sayılarda. Sıvı eğer mesela şu an yazıda tam gözükmüyor ama şuraya gelmiş olsa şurayı 800 olarak kabul edelim. 800 mililitre. Buraya kadar gelmiş olursa eğer sıvı yani bu kadar dolu olduğunda biz diyoruz ki bu sıvının miktarı 800 mililitre. İşte bu şekilde ölçüyoruz sıvıları. Litrenin katlarına çok fazla değinmeyeceğim. Hemen hemen bizim uzunluk ölçü birimlerimiz gibi sadece metre yerine ne kullanıyoruz? Litre.
kilolitre, hektolitre, dekalitre, litre, desilitre, santilitre, mililitre. Buna bakacağız. Bizim için önemli olan şu anlık göreceğimiz litre ve mililitre kavramları. Bunlara bakalım. Şimdi litrenin, yani bu kilolitre, buna dediğim gibi bunlara çok fazla geçeceğim buraları. Biz mililitre ile işimiz. Çünkü genelde bu derste litre ve mililitre kavramlarını göreceğiz. Bu milimetre, pardon, küçük m, büyük l şeklinde olacak. Şimdi bir litrenin binde biri olan birimi mililitre deniliyor. Yani şu formül bizim için önemli. 1 litre 1000 mililitre. Hatırlarsanız gram 1 gram 1000 miligramdı. Aynı şey de burada var. Burası bizim için önemli. Zaten diğer ölçü birimlerinden de aşina olmuşsunuzdur. Sıvı ölçü birimlerinin az katlarını çevirirken, evet, her basamakta 10 ile çarparız. Gene yukarı çıkarken her basamakta 10 ile böleriz. Bunu zaten uzunluk ölçü birimlerinde basamakları görürken de görmüştük. Gene aynısını da burada da var. Evet, onun haricinde burada bazı örnekler var ama dediğim gibi biz hektolitre, dekalitre bunlara bakmadığımız için tabii bunları geçeceğiz. Birkaç problem çözelim. Sonra da dersi sonlandıralım. Elif teyzenin ineği günde 19 litre süt veriyor. Elif teyzenin ineği 3 haftada kaç litre süt vermiş? Şimdi günde 19 litre verirse 3 haftayı bir kere güne çevirmemiz lazım. 3 hafta bulmamız için de 3 ile 7'yi, çünkü 1 hafta 7 gündü, çarpmamız lazım. Çarptığımızda 21 gün çıkıyor. 21'i de 19'a çarpacağız. Bunu zihnimizden çarpmayı deneyelim. Çok zor değil. Ne yapıyorduk böyle durumlarda çarpma işlemleri? Bir sayıyı sonu 0 olan rakama dönüştürüyorduk. Öyle ifade ediyorduk hatırlarsanız. 21'i ben 20 artı 1 olarak ifade edeceğim. Sonra 19'da 20'yi çarpacağım ilk önce. 19'da 20'yi çarparken sondaki 0'ı es geçiyordum. 19'da 2'yi çarpacağım. 38. Sonra son rakamındaki 0'ı koyuyorum yanına, 380. Tabii bunu yaptıktan sonra 19'u bir de 1 ile de gene çarpıyorum. Ne yapıyor? 19. Arada da toplama işlemi olduğu için bunların arasına da toplama işlemi koyuyorum. Ve topladığımda 19'da 21'in çarpma sonucunu bulmuş oluyorum. Yani 399 litre Elif teyzenin ineği 3 haftada bu kadar litre süt veriyormuş. Başka bir problemimize daha bakalım. Bir bakkal 225 litre zeytinyağını 5'er litre kablara boşalttı. Her kabı 35 liradan sattı. Bakkal kaç liralık satış yaptı? Şimdi 225 litre zeytinyağı var bu bakkalımızın. Her zeytinyağını 5'er litrelik kaba boşalttı. Yani doğal olarak elinde bir miktar kap olması lazım, değil mi? Doğru mu? Bu kapları da 35 liradan satmış tanesi. Şimdi benim ilk önce neyi bulmam lazım? Kaç tane kaba boşalttığını bulmam lazım. Ardından bulunan kap sayısı ile 35'i çarpmam lazım. Böylece kazandığı parayı da bulmuş. Ya da satış yaptığı parayı da bulmuş olacağım. Onun için ne yapıyorum? 225'i 5'e bölüyorum. 225'i de 5'e bölerken gene zihinden yapmayı deneyelim. Şimdi 5'in 10 katı 50, doğru mu? 225'i ben 50'li bir şekilde ifade etmek istiyorum. Yani 50 artı 50 daha olunca 100, 1.50 daha olunca 150, 1.50 daha olunca 200 ve sonuna da 25 ekleyince ne oldu? 225. Şimdi 50'nin içinde 5, 10 defa var. Burayı farklı renkle yapayım. 50'nin içinde 5, 10 defa var. Buradakinde de 10 defa var. Buradakinde de 10 defa var. Buradakinde de 10 defa. 25'in içinde de 5, 5 defa var. Aralarda da toplama işlemi olduğu için bunları böldüğüm, topladığımda
Kaç çıkıyor? 45. Demek ki 25'i 5'e böldüğümde sonuç 45'miş. Şimdi ne yapacağım? 45 ile 35'i çarpacağım. Gene aynı işlemleri yapıyorum. Yani bir sayıyı son rakamı sıfır olacak şekilde ifade ediyorum ki çarpma işlemini daha kolay yapabileyim. Hem de zihinden yapabileyim. 30'u 30 artı 5 olarak ayırdım mesela. Sonra 45'i 30'da çarpıyorum. İlk önce 45'i 3 ile çarpacağım. 135, yanına da 1 0 koyacağım. Ve 1350 oldu. Sonra 45'i 5 ile çarpacağım. Zaten burada da 225'i 5'e böldüğüme göre 45 çıkıyorsa bunun tam tersi doğal olarak şeydir. Yani vakit kaybetmemek için 225 çıkacak. 45 kere 5 225 çıkacak. Arada toplama işlemi olduğu için topluyorum. 1575 lira bakkal bu zeytinyağlarından kar etmiş durumda. Evet. Bu dersimizde burada bitirmiş olduk. Diğer derste görüşürüz.